Europass, becerilerini ve yeteneklerini Avrupa'da kolaylıkla ve açıkça anlatmak isteyen kişilere yardımcı olmayı hedefleyen, böylece hem çalışanların hem öğrencilerin hareketliliklerini kolaylaştıracak bir girişimdir. Ortak bir dil ve ortak bir Avrupa formatı geliştirilmesi amacıyla Avrupa Parlamentosu'nun ve Avrupa Konseyi'nin yeterlilikler için tek bir saydamlık çerçevesi konusundaki çalışmaları kapsamında 2004 yılında oluşturulan Europass, Avrupa Birliği düzeyinde bir eğitim programına girmek isteyen veya iş arayan Avrupa vatandaşlarının gönüllü kullanımına açık bir dokümanlar klasörüdür. Europass özellikle Euro özgeçmişi, Euro CV, Euro Diploma 2, dil belgesi ve diğer etiketlerle birlikte öğrencilerin yaşam boyu aldıkları eğitimlerin bir şekilde AKTS kredilerini de içermek üzere başvuruda bulundukları kurumlara kendileriyle ilgili bir fikir verme konusunda onlar için vazgeçilmez bir belge niteliği taşımaktadır. Bireyin böyle bir dosyayla, böyle bir çerçeve dokümanla bitirdiği eğitimden sonraki bir üst eğitime başvurmada veyahut da iş aramada yeterliliklerini ortaya koymak için, becerilerini ortaya koymak için bu son derece uygun bir doküman olacaktır. Ve gerek akademik dünyada, gerekse iş dünyasındaki insanlar ortak bir lisan kullanılarak hazırlanmış olan bu dokümanla kişinin becerilerini ve yeterliliklerini rahatça takip edebileceklerdir. Ve onu işe yerleştirmede veyahut da öğretimine devam etmede daha iyi değerlendirebileceklerdir. Hayat boyu öğrenme programına dahil olan her Avrupa ülkesinde bir ulusal Europass merkezi, Europass belgeleriyle ilgili tüm faaliyetleri koordine eder. Europass'i kullanmak veya Europass hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen tüm kişi ve kurumlar için bir irtibat noktasıdır. Ülkemizde Ulusal Europass Merkezi olarak görev yapan Mesleki Yeterlilik Kurumu ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek amacıyla 5544 sayılı kanunla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olarak kurulmuş, kamu tüzel kişiliğine haiz özel bütçeli bir kurumdur. Başta Yükseköğretim Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulusal Ajans olmak üzere ilgili resmi ve sosyal taraflarla yakın işbirliği içerisinde faaliyetlerini sürdürmekte olan Ulusal Europass Merkezi, üniversitelerde, mesleki ve teknik eğitim kurumlarında ve diğer ilgili platformlarda düzenlediği çeşitli etkinliklerle de Europass sistemini tanıtma çalışmalarını sürdürmektedir. Mesleki Yeterlilik Kurumu, Avrupa Birliği ile uyumlu ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek amacıyla kurulmuştur. Bu sistemin en temel özelliği, iş gücünün mesleki niteliklerinin şeffaf, güvenilir bir şekilde kanıtlanmasına imkan vermesi ve eğitime doğru girdilerin sağlanmasıdır. Bu bağlamda Türkiye'nin yeterlilik kurumu olan Mesleki Yeterlilik Kurumu, aynı zamanda Europass Türkiye Merkezi olarak görev yapmaktadır. Ulusal Europass Merkezi olarak amacımız Türkiye'de gençlerimizin, çalışanlarımızın veya işsizlerimizin sahip oldukları her türlü yeterlilikleri tüm ülkelerde rahatlıkla tanınabilecek biçimde ifade etmelerini sağlamaktır. İş gücü piyasasında yer alan ve hayat boyu öğrenmeyi benimseyen insanlara yönelik 5 belgeden oluşan Europass portföyünde Europass özgeçmiş, Europass dil pasaportu, Europass hareketlilik belgesi, Europass sertifika 2 ve Europass diploma 2 bulunmaktadır. Geçen sene 6 ay boyunca Erasmus programı kapsamında İtalya'da eğitim ve öğrenim gördüm. Europass'ın kişinin yeterliliklerinin ne olduğunu anlatan, hangi özelliklere sahip olduğunu belirten bir standartizasyon bütünü olduğunu düşünüyorum.
Europass'in hani ortak bir CV'de hani ortak bir dil oluşturuyor. Tüm Avrupa Birliği ülkelerinde bakıldığında hani aynı şeyi anlayabilecekleri hani bir klasör. Bu yüzden Europass hani CV'den daha iyi diyebilirim. Bence Europass yeteri kadar tanınmıyor. Öğrenciler bilgi sahibi olmak için ofisimize herhangi bir başvuruda bulunmuyorlar. Tabii bu Türkiye'de hiç tanınmıyor anlamına gelmiyor. Çünkü hani Avrupa'da dolaşımda bulunan, bu dolaşımlar nedir? Erasmus programı, Erasmus staj programı ya da Avrupa Birliği Gençlik Programı'ndan yararlanan öğrenciler Europass hakkında bilgi sahibi. Ancak bu Türkiye için yeterli mi diye sorarsanız bence yeterli değil. Europass'in çok daha fazla tanıtılması gerekiyor. Çünkü Avrupa'da çok fazla kullanılan, çok yaygın. Europass dokümanlarının bel kemiğini oluşturan Europass CV, Europass'i kullanmak isteyen herkes tarafından doldurulabilir. Pek çok ülkede farklı özgeçmiş taslakları kullanılır. Europass özgeçmişse standart bir taslak olacak şekilde geliştirilmiştir ve 2002 yılında çıkarılan Avrupa özgeçmişinin yerini alarak Avrupa Birliği ülkelerinde ortak bir sunum formatı olarak kullanılmaktadır. Tüm Avrupa ülkelerinde kullanılan ortak bir format olduğu için Europass CV ile kişisel bilgilerinizi, iş deneyimlerinizi ve eğitim bilgilerinizi daha anlaşılır olarak tanıtabilirsiniz. Europass özgeçmiş online olarak doldurulabilir. Ayrıntılı bilgiler ve örnekler için www.europass.gov.tr. Hangi dil eğitimini hangi seviyede aldığınızı göstermek kolaydır fakat dili kullanabilme becerisi kişiden kişiye değişir. Europass dil pasaportu, Avrupa'da öğrenim ve çalışma için çok önemli bir unsur olan dil becerilerinin kabul edilmiş ortak bir format dahilinde daha net olarak gösterilmesini sağlar. Bu dokümanla dil becerilerinizi anlama, konuşma ve yazma olarak detaylandırabilirsiniz. Europass hareketlilik belgesi bir kişinin öğrenim veya eğitim amacıyla başka bir Avrupa ülkesinde geçirdiği süreye dair kayıtlardır. Yaşı veya eğitim düzeyi ne olursa olsun bir şirkette işe yerleşme, bir değişim programının parçası olarak akademik bir eğitim dönemi geçirme, bir sivil toplum örgütünde gönüllü olarak görev alma gibi bir hareketlilik deneyimi geçirmiş herkes bu belgeyi almaya hak kazanmaktadır. Sizi yurt dışına gönderen kurumla temasa geçerek bu kurumun ulusal Europass merkeziyle irtibata geçmesini talep edin. Eğitim programları elbette önemli. Yani vatandaşlarımızın belli konular etrafında bilgilerini artırmak için, aynı konular etrafında çalışmak için yaptığı faaliyetler önemli. Ama bundan daha önemli bir kısım daha var. O da yapılan bu eğitim ve gençlik faaliyetlerinin belgelendirilmesi gerekiyor. Yani vatandaşlarımızın aldıkları bu eğitimlerin, bu çalışmalarının sonuçlarının bir belgeye bağlanması, bir sertifikaya, bir diplomaya bağlanması lazım. Aksi takdirde bunların ileride mesleki hayat süresince kullanılması mümkün olmaz. Dolayısıyla burada devreye yine Europass dediğimiz mesleki yeterlik kurumu tarafından Türkiye'de koordinasyonu yapılan bir belge devreye giriyor. Biz de tabii bu hareketlilik kısmını gerçekleştiren bir kurum olarak buna çok önem veriyoruz. Vatandaşlarımızı bu belgelerden edinmeye, tecrübelerini bu şekilde sertifikalandırmaya teşvik ediyoruz. Europass sertifika eki, mesleki eğitim ve öğretim sertifikasına sahip kişilere sertifikayı veren kurum tarafından standart bir taslak olarak verilen ve resmi sertifikada yer alan bilgilere kazanılan beceri ve yetkinlikler ve sertifikanın derecesi hakkında bilgi ilavesi yaparak bu kişilerin özellikle ülke dışındaki işverenler veya kurumlar tarafından daha kolay anlaşılmalarını sağlayan bir dokümandır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan sertifika ekini resmi sertifikanızla birlikte kullanarak işverenlerin yeterlilikleriniz hakkında daha anlaşılır bilgi sahibi olmasını sağlayabilirsiniz. Ulusal referans noktası Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı MEP EARGET ile temasa geçin.
Europass Diploma Eki, yüksek öğrenim kurumlarından mezun olan kişilere diplomalarıyla birlikte verilen yüksek öğrenim yeterliliklerinin özellikle yurt dışında daha kolay anlaşılmasını sağlayan bir belgedir. UNESCO ve Avrupa Komisyonu tarafından birlikte geliştirilen Europass Diploma Eki, ülkemizde birçok üniversite tarafından mezun olan öğrencilere resmi diplomalarıyla birlikte verilmeye başlanmıştır. Europass Diploma Eki, mezun olduğunuz yüksek öğretim kuruluşu tarafından verilir. Biz 2005 yılından itibaren Diploma Eki ile ilgili çalışmaları Yüksek Öğretim Kurulu olarak yürütüyoruz. Bunun ülkemizin öğrencilerine ve mezunlarına çok faydalı bir mekanizma olduğunu düşünüyoruz. Biz bu dokümanı belki de ulusal anlamda en koordineli yürüten ülkelerden bir tanesiyiz. Çünkü 2005 yılında Yükseköğretim Kurulu'nun kararıyla bütün yükseköğretim kurumlarımız diploma ekini mezunlarına herhangi bir Avrupa dilinde ve ücretsiz bir şekilde vermek durumundalar. Biz de özellikle son yıllarda diploma ekinin öğrencilere tanıtılması, faydalarının anlatılması ve kurumlarımızın diploma eki verecek mekanizmaları geliştirmesi için çalışmalar yapıyoruz. Bunu hem Bologna sürecinin bir faaliyeti olarak görüyoruz, hem de mezunlarımızın öncelikle eğitimlerinin sonraki kademelerini yurt dışında devam ettirebilmeleri ve uluslararasılaşmayı arttırabilmek, hem de istihdam açısından da uluslararası kuruluşlarda ve yurt dışında istihdam edilebilmelerini sağlamak için önemli olduğunu düşünüyoruz diploma ekilerinin. Yurt dışında eğitim ve kariyer amaçlayan tüm vatandaşlarımız, Europass dokümanları sayesinde sahip oldukları bilgi ve becerileri tüm Avrupa'da kabul görmüş formatlarda anlatabilme ve kariyer hedeflerinde bir adım öne geçme şansını elde etmektedirler. Türkiye'de Europass belgelerinin koordinasyondan sorumlu olan ve Avrupa Ulusal Europass merkezlerinde ulusal ortak görevini yerine getirmekte olan Ulusal Europass Merkezi Mesleki Yeterlilik Kurumu bünyesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Artık kim olduğunu, aldığın eğitimleri, bildiklerini ve becerilerini anlatmanın daha iyi bir yolu var. Europass'le gelecek elinizde.